için de yeni bir doküman tipi oluşturduktan sonra onun altına parametre tanımlamakla ilgili kısmını bu kısa videoda anlatacağım. Örneğin burada Purchasing Document adlı yeni bir doküman tipi var. Ben bunun altına girdiğimde burada bir listeden müşteriyi seçmek istiyorum. Ya da tedarikçiyi seçmek istiyorum. Bunun için Admin panelinden gelen Type Edit Management'tan bu parametreyi oluşturmamız gerekiyor. Bunu gösterelim. Browse, Site, Utilities, Type Edit Management'a giriyorum. Burada daha önceki videolarda Purchasing Document tipini burada oluşturmuştuk. Öncelikle bu parametreyi global olarak tanımlamam gerekiyor. Bunun için Manage Reusable Attributes'e giriyorum. Ve burada önce yeni bir group oluşturuyorum. Bunun ismi Admin TRM olsun. Bunun altına yeni bir reusable attribute tanımlayacağım. Admin TRM'ye sağ tıklayıp link reusable attribute diyorum. Bunun adı tedarikçi olsun. Burada da gene küçük karakter olmayacak. Hepsi büyük harfler. Yazmamızı öneririz. Tedarikçi. Bu parametrenin tipi data time integer real number string. Bizimki string olacak. Bir tarih, tam sayı ya da sayı vesaire değil çünkü. Yes, no da değil. Bildiğim gibi. String seçtik. Display name'i aynı şekilde burada tedarikçiyi hepsine yapıştırıyorsunuz. Çünkü buradaki display name Winchill'de kullanıcı arayüzünde görünen isim değil. Okey dedim. Tedarikçi diye string bir parametre oluşturdum. Şimdi bu parametreyi dokümanın içine çağırmam gerekiyor. Bunun için az önceki oluşturduğum Meshtaş'tan doküman tipine giriyorum. Buradan Purchasing Document'a geliyorum. Actions, Edit. Edit dedikten sonra New Attribute aktif hale geliyor. New Attribute'a bastım. Bu oluşturduğum Global Attribute'tü. Global seçiyorum. Buraya da tedarikçi şeklinde aynı internal name'i yazıyorum. Kopyaladım. Next. Burada bu kopyaladığım şeyi arıyorum. Tedarikçi ve Admin TRN altında tedarikçiyi bulduk. Tedarikçiyi geldim burada. Next. Şimdi burada Winchill içerisinde görülecek isim artık üçüncü adımda geliyor. Buraya tedarikçi şeklinde yazıyorum. Daha sonra bunun bir drop down menüden seçilmesini bunu da yazdım. Ve finish diyor. Artık tedarikçi diye bir parametre oluştu. Dokümana gidelim. New Document, Purchase Document'a geldiğimde artık en altta tedarikçi diye bir parametre var. Şimdi bunun seçeceği listeyi bu şu anda gördüğünüz gibi multiline ve string değer yazabiliyorsunuz. Bunu bir listeden seçim yapmayı bir sonraki videoda göstereceğim.